Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Ad halkına da kardeşleri Hudu elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Ondan başka tanrınız yoktur hala ona karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? Müminin kafir yetkilileri, biz dediler, seni bir çılgınlık, bir beyinsizlik içinde bocalar görüyoruz. Ve senin, yalancılardan biri olduğunu düşünüyoruz. Ey halkım dedi. Bende çılgınlık, beyinsizlik yok. Fakat ben sadece, Rabbül alemin tarafından size bir elçiyim. Size Rabbimin buyruklarını tebliğ ediyorum. Ben sizin iyiliğinize çalışan, sizi uyaran, güveneceğiniz bir insanım. Sizi başınıza gelebilecek tehlikeler hakkında uyarmak için sizden birine Rabbiniz tarafından bir tebliğ gelmesine hayret mi ediyorsunuz? Hatırlayın ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdi ve sizi bedenen güçlü kuvvetli gösterişli kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp zikredin ki felah bulasınız. Ya dediler, sen bize yalnız Allah'a ibadet edelim. Atalarımızın taptıklarını ise bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bizi tehdit edip durduğun o felaketi başımıza getir de görelim. İşte dedi. Üzerinize Rabbinizden bir azap fırtınası ve bir hışım indi. Siz sizin ve atalarınızın uydurduğu ve zaten tanrılaştırılmalarına dair Allah'ın da hiçbir delil göndermediği bir takım boş isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Gözleyin öyleyse azabın gelişini. Ben de sizinle beraber gözlüyorum. Biz de onu ve beraberinde olanları, tarafımızdan bir lütuf olarak kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp, iman etmeyenlerin ise kökünü kestik. Ad kavmine de, kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. O da, ey benim halkım, yalnız Allah'a ibadet edin. Zaten sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz şirk koşmakla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ey halkım, risaleti tebliğden dolayı sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Ben mükafatımı yalnız ve yalnız beni yaratandan beklerim. Hiç düşünmez misiniz? Ey halkım, Haydi Rabbinizden af dileyin sonra ona tövbe edin ona dönün ki gökten size bol bol yağmur göndersin gücünüze güç katsın ne olur yüz çevirip suçlu duruma düşmeyin ey Hud dediler sen bize açık bir belge bir mucize getirmedin biz de senin sözüne bakarak tanrılarımızı bırakacak değiliz sana asla inanacak da değiliz Galiba tanrılarımızdan biri seni pek fena çarpmış. Demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Hud dedi ki, Ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, Ben sizin Allah'a şerik koştuklarınızdan hiçbirini tanımıyorum. Artık hepiniz toplanın. Bana istediğiniz tuzağı kurun. Hiç göz açtırmayın. Hiç süre tanımayın. Ben benim de, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayanıp güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki, mukadderatı O'nun elinde olmasın. Rabbim elbette tam istikamet üzeredir. Eğer Hak'tan yüz çevirirseniz, ben müsterihim. Zira size ulaştırmakla görevli olduğum buyrukları size tebliğ ettim. Rabbim dilerse, sizi gönderip, yerinize başka bir topluluk getirir. Ama siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Muhakkak ki Rabbim, her şeyi denetlemektedir. Ey halkım! Bana muhalif olmanız, sakın sizi, Nuh halkının, yahut Hud halkının, veyahut Semut halkının başına gelen felaketler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi ise zaman ve mekan bakımından zaten uzağınızda değil. Bari onların başına gelen felaketten ibret alın. Kardeşleri Hud onlara şöyle dedi: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Kardeşleri Hud onlara şöyle dedi. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum.'' benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Kardeşleri Hud onlara şöyle dedi. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Kardeşleri Hud, onlara şöyle dedi. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir.'' Siz her yol üzerinde gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız? O muazzam yapıları dünyada ebedi kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? Siz her yol üzerinde gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp, saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız? O muazzam yapıları, dünyada ebedi kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hukukuna karşı, hiç sınır tanımadan, hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? Siz her yol üzerinde, gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp, saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız? O muazzam yapıları, dünyada ebedi kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının.'' müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden, gerçekten endişe ediyorum. Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden, o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden, gerçekten endişe ediyorum. Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden gerçekten endişe ediyorum.'' Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden, gerçekten endişe ediyorum. Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden, o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden, gerçekten endişe ediyorum. Sen dediler, ha böyle nasihat etmiş, ha etmemişsin. Bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol, Önceki atalarımızın sürüp gelen adetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandırılacak değiliz. Sen dediler, ha böyle nasihat etmiş, ha etmemişsin. Bize göre hepsi bir bizim tuttuğumuz yol önceki atalarımızın sürüp gelen adetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandırılacak değiliz. Sen dediler, Ha böyle nasihat etmiş, ha etmemişsin. Bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol, önceki atalarımızın sürüp gelen adetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandırılacak değiliz. Bir de, Ad halkının kardeşleri Hud'u hatırla. O, ahkafta kavmini uyarmıştı. Gerçekte, ondan önce de sonra da birçok uyaran peygamberler gelip geçmişti. O yalnız Allah'a ibadet edin. Doğrusu ben sizin başınıza gelecek müthiş bir günün azabından endişe ediyorum." demişti. Onlar "Sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Haydi, iddiaında tutarlıysan, geleceğini bildirerek bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir bakalım." derler. O şöyle cevap verdi: Azabın vakti hakkında kesin bilgi, Rabbimin nezdindedir. Ben sadece, benimle gönderilen mesajı size duyuruyorum. Ne var ki, sizi cahilce davranan bir toplum buluyorum. Vakta ki, bildirilen azabı, vadilerine doğru enlemesine yayılarak ilerleyen bir bulut halinde görünce, bu dediler, bize yağmur getiren bir bulut. Hud, hayır dedi. Bu, sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip, yerle bir eden bir kasırgadır. Derken, hepsi helak olup, sadece meskenleri kaldı. İşte biz, suça gömülmüş güruhu, böyle cezalandırırız. Vaktaki, bildirilen azabı vadilerine doğru enlemesine yayılarak ilerleyen bir bulut halinde görünce bu dediler bize yağmur getiren bir bulut hut hayır dedi bu sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir yani can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır rabbinin izniyle her şeyi devirip yerle bir eden bir kasırgadır Derken, hepsi helak olup, sadece meskenleri kaldı. İşte biz, suça gömülmüş güruhu, böyle cezalandırırız.